ich von der Party heimgekommen. Ich glaube, es war so um 1 Uhr der Mittag. Ich habe gedacht, ein bisschen was gesoffen. Und einen Balkon aufgehabt. Ja, ja, wirklich, ich schwör's, um 1 Uhr der Mittag. Kommt von der Party, ein bisschen was gesoffen, alles klar. Bisschen was gesoffen hier. So, so, Balkontür war offen gewesen, war so Krach. Und ich denke, oh Scheiße, was da, Klopperei. Guck runter, ich schwör das, ohne Lüge. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich guck runter, denke ich hier, ein neuer S, ich habe gerade ein neuer SL mir gekauft. MAE-Umbau 140 Mill, steht ein Typ auf meinem Auto und zerrobt mir das komplette Auto. Ich schwör das, trampelt mir über das Auto. Das ist die Gedür, sag mal. Konuşacağız sadece. Kargo falan çıkarmayacaksın. Söz mü? Lütfen oraya gittiğimizde tatsızlık çıkmasın. Ben seni biliyorum, senin yapını da biliyorum. Kesin orada bir şey yaparsın, bir şey söylersin. Sakın ha. Sadece konuşacağız, tamam mı burada? Duyuyorsun beni değil mi? So, der war Hacke zu, der war drauf gewesen. Ja. So, der vom Auto runter, ich den gejagt, ich sag, komm her, du Schwein. Rennt, nimmt eine Frau, ich schwör's, nimmt der Alt als Geisel. Ja. Da gerade zur Frau gelaufen, nimmt die Alt, wirft die Alte. Ja, was willst du, gehst du Junge und stechst die Alte und tritt die Alte. Ja, ja, ja. Ich hab gesagt, hey, mal, du Schwuchtel, komm mal her und kämpf wie ein Mann. Was bist denn du für Fotze, sagst du denn? Was bist du für Schwuchtel? Komm und kämpf wie ein Typ. So, der ein bisschen weitergerannt war, Pizzeria. Ja. Hocker genommen, nimmt der Hocker und kloppt auf mich ein. Bunların yanına gidiyoruz ama bunlar şimdi ters mers bir şey yaparlar. Sen de bir şey, altında kalmazsın burada. Bunlar dazlak biliyorsun. Sağa solu belli değil. Tehlikeli insanlar yani. So, ich war zornig und du kennst mich ja. Yeah. Ich hab gesagt, jetzt stirbst du so. Ich hab gesagt, ich schneide die Kehle durch. So, zack, zack, zack. Der mit dem Hocker, ich hab den Gott sei Dank erwischt, dreht den einen in der Ranse und der fällt so. Hab ich die Distel gezogen, hab den die komplett Lung kaputt gestochen. Ja, ja. Da ist der gefallen, hab den nochmal in den Hals reingeschoben, das Ding. Aber der ist so weggegangen, da hab ich ihn gerade so einen Streifschuss. Ganze Leute, oh ja, Hilfe, Hilfe, ich werde das 100 Leute. Ich habe gesagt, du stirbst, du Dreckschwein, wollt denn noch einen reinschieben? Kommen die Leute von hinten, hinten, die Hände gehalten, aufhören, aufhören, aufhören. Kardeşim ne gerek vardı şimdi? Yani biz ne konuştuk seninle? Adamlarla gidip konuşacaktın. Sen bir gittin. Anasını ağlattın ortalığı. Öyle olması gerekiyordu Murat. Sen ya bu adamları bilmezsin. Bilmezsin diyorsun. Biliyorum. Arabada gelirken sana söyledim. Dedim ki bu adamlar dazdak, şerefsiz, pislik. Söyledim sana Dolga bunları yani. Kardeşim beni yanlış anlama. Sen bu adamları bilirsin. Ama bu adamlara nasıl davranacağını bilmezsin. Bilmezsin evet. Aynı muhabbete geleceğiz. Sen yani. Aynı muhabbet diyorsun. Sen bu adamlara nasıl davranacağını bilseydin bu iş buraya kadar gelmezdi. Bak kardeşim. Bunlar içi pislik dolu. Bunlar adi. Bunlar en şerefsiz insanlar. Sen bunların içindeki cesareti kırmak istiyorsan bunların anladığı dilden konuşacaksın. Ben de gittim aynısını yaptım. Burada ben senin nereden geldiğini, daha kimlere dağlara mezar ettiğini, hangi... Unutuyorum oğlum, dalıyorum, ne yapayım. Bir şey diyeceğim. Sen bu adamları ateş ettin de bilerek mi vurmadın yoksa gerçekten ıskaladın mı? Ha? Ya benim bildiğim Tolga ıskalamaz ama hani insan ufaktan da bir şüphelenmiyor değil yani, anladın mı? Kardeşim, beni kaç senedir tanıyorsun? Vallahi en son işte Beşiktaş şampiyon olmuştu herhalde. Murat 10 sene oldu galiba. Ulan şaka maka, Kartal da bayağıdır şampiyon olmuyor ha. Murat bak şimdi. Beni iyi kötü bilirsin. Ben bir insana düşmanım bile olsa asla arkasından ateş etmem. Hele de silahsızsa. Ne var ya? Öyle olası bir savaş durumunda düşmanın üzerine ölümüne gidelim diye tıpkı böyle yalnız avlanan kaplanlar gibi eğittiler. Bana görev yaptığım sürede en zorlu, en tehlikeli durumlarda bile en isabetli atış yapmayı öğrettiler. Hem de canlı hedefe. Geri gelirdi, biz sırf eğlenmek için bu atışları kendi üzerimizde denerdik.
Gelelim şimdi senin soruna. İyiyim abi. Şşt, ne yapıyorsun lan? Was war denn das eben für eine Scheiße? Scheiße war das, hör mal. Was, geht mir, was war denn das gewesen? Gehen mir auf den Sack, die Penner. Was wollen die hier, die Wichser? Wer war das? Ja, wer war das? Wissen. Alter, erzähl jetzt, du weißt genau, was hier abgeht. Den, der geschossen hat, den habe ich noch nie gesehen. Den anderen habe ich zwei. Bist du nicht ein Arsch, oder was? Das ist gut. Du bist weißt, du noch ganz dicht? Du weißt doch, wie es ist. Ich wollte was zwei. Weiß ich? Wir haben ab und was zu mal. Weiß ich? Ihr habt es doch früher, wo ihr Jünger wart, habt wir? Ihr doch selber. Ich wollte euch doch die so ganze Sache Zeit. So Sachen machen wir nicht, habe ich dir ich schon mal weiß, gesagt. Ich weiß, ich weiß. Was machen wir? So Sachen nicht. Ich wir weiß. Machen Spaß. Wir machen das. Waffe, Droge, aber keine. Leute. Es war zwei, drei Mal. Das war ein bisschen Taschengeld, hat jeder von uns gemacht. Hey Jungs, der hat uns doch verfehlt. War doch okay, jetzt alles gut. Ihr seid Vollidioten, wenn ihr glaubt, dass der uns verfehlt hat. Das war ein Profi. Wir werden nicht verfehlen. Kardeşlerim selamun aleyküm. Filmle alakalı ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu kısa filmimizi diğer filmlerimizden ayırt eden bir tek Almanya'da çekiliyor olması değil, hem Almanca hem de Almanlarla birlikte çekmiş olmanız. Bakın arkadaşlar, bu filmde ben dahil hiç kimse gerçek oyuncu değil. Bu Alman arkadaşlar, filmde oynayan Alman arkadaşlar, onlar da gerçek yani sokaklardan. Hepimiz burada birbirimizi tanırız. Herkes dövüşçü, kavgacı, onlar da aktif olan insanlar, yani gerçek karakterler. Demek istediğim şu arkadaşlar, lafı şuraya getirmek istiyorum. Biz bu filmin burada Almanya'da galasını yaptık. Almanlar tarafından çok beğenildi, çok tutuldu. Ama artık film online. Arkadaşlar konuyu gördünüz. Yani beğenen olacak, beğenmeyen olacak. O yüzden ben sizden özellikle destek bekliyorum. Yani izleyen Almanlar da görsünler, film Türkiye'de bayağı tutulmuş. İkinci bölümü zaten gelecek. İkinci bölümünde ortalık birbirine karışacak. Daha uzun olacak. O yüzden kardeşlerim, benim herkesin emeğine saygım sonsuz. Ama internette o kadar saçma videolar alıyor başını gidiyor ki. Instagram'da o kadar gereksiz insanların milyonlarca takipçisi oluyor. O yüzden kardeşlerim, biraz arkamda durun. Instagram'da beni takip edin. Kanalıma abone olun. Yani benim bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama nokta bile olsa filme yorum yapın, paylaşın WhatsApp'ınıza, hikayelerinizde. Yani herkes elinden geleni yapsın. Birazcık ucundan da tutun. Bizim, yani biz tiyatrolardan, oyunculuk kurslarından gelen insanlar değiliz. Yani halkın arasından gelen sizlerden insanlarız. Bir gelirimiz falan da yok. Ama her şey iyiye doğru gidiyor. Daha güzel sahneler de, daha güzel filmler de gelecek. Dizi projemiz var. O yüzden arkadaşlar bize birazcık destek olun. Arkamızda olun. Beni almayın. Selamünaleyküm.